Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte resimli bir pasta hazırlayacağız. Bunun için ilk öncelikle ben krem şanti hazırlayacağım. Çünkü ilk önce pastayı krem şanti ile kaplayacağız. Pastamız hazır. O yüzden şeker hamuru yerine krem şanti ile kaplayacağımız için sert bir krem şanti hazırlayacağım. Şimdi yaklaşık 150 gram kadar su koyuyorum. Bunu ben genellikle hep tartıyla yapıyorum. Çünkü gramajı önemli. 156 gram oldu. Şimdi sıfırlıyorum ve içine toz krem şantiyi döküyorum. Yine 150 gram kadar dökebilirsiniz ya da bir tık daha az, yani 130 gram, 120 gram kadar da koyabilirsiniz. Önemli olan sert olması. Ben 120 kadar koyacağım şimdi. Şimdi bunu ikisini çırpacağım ama ilk önce buzlukta bekleteceğim. Çünkü su oda sıcaklığında birazcık donsun su. Buna Doktor Gusto'nun, evet, buzluktan çıkarttım. 5 dakika kadar bekletmiştim buzlukta. Evet, yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Şimdi içine gıda boyası koyacağım, pembe renk. Şöyle pembe gıda boyasını koyacağım. Kaşığın yardımıyla alıyorum arkadan ve içine az koyacağım. Sonra bakacağım. Çok koyu pembe istemiyorum. Pembe de birazcık neon bir pembe. O yüzden bakacağım. Evet, böyle hani toz şeker pembesi istiyorum. Bu Doktor Gusto'nun pembe rengi gayet böyle fosforlu bir pembe. Çok seviyorum rengini. Doktor Gusto'nun bu boyası da var. Bu aynı pembe değil, daha farklı bir ton. Bunun rengi daha böyle somona bakan bir pembe. O yüzden şuna aldanmayın, bu renkten değil. O yüzden diğerini tavsiye ederim. Bu aşamada isterseniz içine şekerli vanilin de koyabilirsiniz. Daha tadı ya da başka bir aroma koyabilirsiniz. Daha krem şantinin tadını değiştirebilirsiniz istediğiniz aromayla. Bu da bir seçenek olur sizin için. Evet, rengi çok tatlı bir pembe oldu. Ben bu rengi sevdim. Böyle toz pembe bir renk. İsterseniz birazcık daha içine katıp daha koyu renk yapabiliriz. Belki bir tık şöyle bir düştürebilirsem şuradan. Çünkü bu renk bayağı yoğun. Böyle dökmenize gerek yok. Yoğun olduğu için de az miktar yeterli olacaktır. Evet, rengimiz hazır. Şimdi pastamızı artık sürebiliriz. Evet, pastamı getirdim. Gördüğünüz üzere aşırı da muntazam değil ama bu kremalı pastaları ben çok seviyorum. Çünkü çok uğraşmadan harika bir şekilde pasta yapabiliyorsunuz. O yüzden eğer profesyonel değilseniz kremalı pastalarla başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü kapatacaktır. Kusurlarınız böyle keskin kenar, böyle hani uğraşayım, deli gibi ganaş kullanayım, keskin kenar yapayım diye bir derdiniz olmayacak. Bakın gayet böyle hani bir kat geçtim. Düzgün geçseniz bile içi çilekli olduğu için, pastacı kremalı olduğu için kenarları yamuk yumuk oluyor. Yani çok ganaş kullanmanız gerekiyor. O yüzden gerek yok. Krema ile kapatacağız biz şimdi bunu. Şimdi aldım kremamı, bolca üstüne koydum. Şeker hamurlu pasta yapacağınızı kremalı pasta yapın. Hem yapımı sizin için daha kolay olacaktır. Hem de daha pürüzsüz bir kıvam elde edeceksinizdir. Hem maliyetiniz daha az olacaktır. Hem de zamanınızdan çalmamış olacaksınız. Çünkü diğer türlü şeker hamurlu pasta, hem keskin kenar pasta yapayım, hem de şeker hamuruyla kaplayayım dediğiniz vakit, çünkü düzgün olması lazım. Şeker hamuru direkt onun şeklini alıyor. Bayağı bir vakit harcatabilir size. Özellikle pastacı kremalı pastalar çok yapımı zor oluyor açıkçası. Şimdi ben bunu bolca sürdüm. Şimdi kenarlarını da süreceğim. Bolca alıp alıp sürüyorum. Sonra zaten fazlalığını alacağım. Böyle bolca her tarafına sürün. Ben şimdi döner tablanın üstüne aldım. Şöyle bakın, yandan yandan şöyle geçiyorum. Yine kremamı alıp bolca sürüyorum. Fazlalığı daha sonra alacağım. İlk önce bir sürüp bakmak istiyorum. Pastacı kreması olduğu için aşırı derecede bombe yapıyor kenarlar. Ne kadar ganajla sürseniz kenarlardan bayağı atıyor. O yüzden şeker hamurlu pastalardan hiç hoşlanmıyorum pastacı kreması olunca. Kremalı pasta her zaman daha rahat yapması. O yüzden bende mi sıkıntı var diye kesinlikle düşünmeyin. Pastacı kremaların sıkıntısı bu. Bayağı uğraştırıyor. Evet,
Evet, böyle minnoş minnoş hareketlerle şu fazlalıkları da tabandan alalım. Tabanını da temizliyoruz böylece. Burada çikolata var. Burayı kapatacağım aslında. Yanlara da resim koyacağım ama olsun. Eğer krem şantiniz az geldiyse birazcık daha koyabilirsiniz. Benim yaptığım pasta 10 kişilik bir pasta. 23 santime yaptım. Bir ara krema koydum. Bir tane yazılı pastam var, mavi. Aynı ölçülerde yaptığım bir pasta. O yüzden hep aynı pastaları yaptığım için içeriğini devamlı yapıp yapıp koymuyorum. Çünkü bayağı bir pasta videosu var. Sadece süsleme kısmı olarak düşünebilirsiniz. 45 derece açıyla tutarak pastanın üstünden geçtim. Şöyle göstereyim size. Şöyle 45 derece açıyla tutarak şöyle pürüzsüz bir kıvam elde etmiş oldum. Kenarlarında aşırı pürüzsüz olmasına gerek yok ama olabildiğince pürüzsüz yapacağım. Şurada çikolata geldi. Bu çikolatayı kapatalım. Alın size keskin kenar pasta. Kaç dakikamız aldı? Videoyu ben şu an 4,5 dakika olmuş. 4,5 dakika içinde size keskin kenarlı bir pasta yapmış oldum. Tabii siz bunu izleyince daha kısa izleyeceksiniz ama. Evet, pastamız bu şekilde hazır, gördüğünüz üzere. 4,5 dakikada bu pastayı hazırlamış olduk. Bence gayet güzel bir süre. Şimdi bu tabanı temizleyeceğim. O nasıl temizliyorum onu göstereyim size. Öncelikle bir tane kahvaltı bıçağı alın. Bir de elinize bir peçete alın. Bakın şöyle. Kahvaltı bıçağını şöyle hafif yağın tutarak şunları sıyırıyorsunuz. Fazlalıkları. İsterseniz kasenizin kenarına sıyırabilirsiniz. İstiyorsanız da peçetenize sıyırabilirsiniz. Çok güzel temizledik. Şimdi yine peçeteyle de tekrar şu üstünden geçiyorum. Minik şeyleri alabilirim. Daha böyle rengimsi şeyleri. Krema gitti artık ama tabanda renk kalmış olabiliyor. Onu da şöyle silebilirsiniz. Pastamız bu şekilde hazır. Ben şimdi bunu donduracağım. Buzlukta ya da buzdolabına dondurabilirsiniz. Ondan sonra üstüne resim koyacağız. Evet, şimdi resmimiz var. Bu resmi ben keseceğim cetvel yardımıyla. Hem cetvel hem de bıçak. Şimdi aldım böyle. Bu yenilebilir kağıda gıda boyasıyla basılan bir resim. Bunu çıkartıyorum şimdi yerinden. Şöyle keserek. Şimdi bunu ne yapacağım? Direkt pastanın üstüne de koyabilirim ama ben şeker hamurunun üstüne koyacağım. Yine şunları da kesebilirim keserken. Bunları da pastanın yanlarına koyacağım. Ya da kurabiye yapabilirsiniz. A4 sayfasını değerlendirmek için bu şekilde bir yöntem ben buldum. Evet, bu resimleri de kestim ve kenara alıyorum. Şimdi şeker hamuru açacağım. Evet, şeker hamurumu aldım ve bunu açıyorum. Resim büyüklüğünde açacağım. Evet, resim büyüklüğünde açmış oldum. Kenarlardan da inceltiyorum açarken. Şimdi bu alanı birazcık ıslatıyorum. Ve üstüne bu resmi koyuyorum. Ve kesiyorum. Suyu koymamın sebebi yapışması içindi. Bu hazır şu anda. Şunu şöyle bıçakla ya alttan bir alalım. Alttan bıçakla şöyle kazıyorum. Rahat çıkartabilmek için. Şunu şimdi birazcık kenara alacağım ki diğerlerini yapayım. O yüzden yine minik minik bunları da açıp yapıştıracağım. Aynı işlemi ufaklar için uyguluyorum. Kurabiyeyi de böyle bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani baskılı kurabiyeleri. Şimdi üstünü şöyle hafif bir ıslatıyorum. Evet, şimdi resimleri ıslatmadan, çünkü üstüne su gelirse bozulur renkler. Resmin renkleri bozulur. Evet, bu şekilde diğer resimleri de yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan minik minik şöyle bıçak yardımıyla şunun üstüne alabilirim ya da şu kenara alabilirim. Şöyle alıp da böyle de yapabilirsiniz. Yani şunları çıkar, böyle de alabilirsiniz. Evet, ay çok tatlı oldu resimler. Evet, diğerlerini de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi kendime bir ön belirliyorum bu şekilde. Şimdi resmimi de alıyorum. Böyle ve şu şekilde koyuyorum. Bir şey sürmenize gerek yok. Ortalayıp koyabilirsiniz.
Resimleri de şöyle yanlara koyabilirsiniz. Eşit olacak şekilde, bende şimdi 8 tane var. 8 tane olacağı için 4 4 koyacağım. 4 4 olduğu için şunun ortasına koyuyorum. Diğerlerini de şu ikisinin ortasına koyuyorum. Şöyle iki resmin ortasına. Şimdi yine pembe kremayla buralara pıt 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 süsleme yapabiliriz. Evet, bir tane sıkma poşetim var minik. Bir tane de şöyle bir duy seçtim. Bakın şöyle bir duy. Şimdi bunun içine koyuyorum. Koydum. Birazcık poşetin ağzı dar. O yüzden şöyle içine koyuyorum kremayı da. Az az koyup devam edeceğim. Şimdi ucunu da kesiyorum. Şöyle kestim. Bir yerde deneme yapalım. Her zaman deneme yapmak iyidir. Sıkacağım, nasıl sıkacağım? Böyle sıkacağım. Tamam. Şöyle başlıyorum. Ve böyle bitiriyorum. Böyle yan yan sıkacağım. Öyle sıkmak istedim daha doğrusu. Şekilde hazırladım ama şu şöyle göstereyim. Şurası birazcık içeri girmiş. O yüzden şunu birazcık attırabilir miyim? Bir bakacağım. Şunu şöyle kaydırabilirsem. Şöyle bozmadan iyi olacak. Hafif bir sanki minnoş bir bozdum gibi geldi bana. Buralı sprinkles'lar koyalım ve bence böyle bitirelim. Evet, şurada şöyle bir sprinkles'ım var. Bakın. Bu her yerde satılıyor zaten. Bildiğiniz marketlerde de var. Şimdi şunun üstüne şöyle, hatta elimde de birazcık kırıyorum. Şöyle etrafına attıracağım. Böyle renk katsın. Çok sevimli oldu gözüküyor çünkü. Şu boşluklara şöyle elimde hafif kırıyorum da şekerleri bastırıyorum. Gayet şeker oldu. Bir de ek olarak şu Dr. Gusto'nun şöyle şekerli bir drajesi var. Yine Dr. Gusto'nun şöyle kalpleri var. Bunlardan da koyabilirim. Aralara şöyle attırabilirim hatta. Şu topuçuklardan da şöyle. Pek anlaşılmıyor ama olsun. Şöyle koyalım. Bir hareketlilik katar. Evet, pastamızı bu şekilde hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok keyifli bir pasta hazırladık. Resimli, kremalı. Evet, pastamızı da bu şekilde hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.